Rabbimiz okuduğumuz ayet-i kerimelerden etkilenmeyi cümlemize nasip eylesin. Arapçasını dinledik. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimeler Müddessir suresinin sonlarını okuduk. Bu okumuş olduğumuz ayet-i kerimeler ahiretten bize haber veriyor. Hakikaten etkilenmemek mümkün değil. Yani Mevla bize öyle büyük bir lütuf yapıyor ki yani bu ayetleri duyup da gereğince amel etmemek ne kadar kötü bir şey yani. Ne kadar bir bahtsızlık yani. Ne kadar büyük bir pişmanlık yani. Rabbim o açıdan kabul kulağıyla yani dinledikten sonra kalbimize indirmeyi, sonradan da gereği gibi amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Ben bu ayet-i kerimeleri ilk duyduğumda cemaat olarak çok etkilenmiştim yani. Çok şeyler kattı yani bu ayet-i kerimeler bana. İnşallah tüm dinleyenlerimize de bu ayet-i kerimelerden sonra yaşantıları inşallah değişir yani. Cennette cennet ashabı ve cehennem ashabı arasında böyle bir hadise zikrediliyor. Okumuş olduğum ayet-i kerime şöyle başlıyor. Küllü nefsin bima kesebet rahine. Her nefis yani küllü nefsin her nefis rahinetün rehindir diyor. Neye? Çalışmış olduğu amellerine rehindir. Ne demek bu? Yani birinden bir mal aldığın zaman ona bir rehin bırakırsın. Borç aldın, rehin bir şey bırakırsın. Yani o borcu verdiğin zaman rehinini alırsın. Burada da Mevla Teala bize kendi yolunda kullanmamız için mal verdi, evlat verdi, dünyalık şeyler verdi. Yani bunları bir nevi bize böyle emanet olarak verdi. Ve buyurdu ki eğer sen bu benim vermiş olduğum canını, evladını, paranı, malını benim yolunda kullanırsan, böyle gelirsen canını ben sana veririm buyurdu. Küllü nefsin bima kesebet rahine. Yani iyi amellerimiz bizi tarafına çekecek, kötü amellerimiz varsa o da tarafına çekecek. İlla eshabel yemin, ancak kitabını sağ taraftan alanlar, Rabbimiz cümlemizi kitaplarını sağ taraftan alanlardan eylesin. Ashab-ı yemin. Sağdan alınacak olan var, soldan alınacak olan var, sırttan alınacak olan var. Bu ashab-ı yemin yani dünyada Cenab-ı Allah'ın istediği gibi yaşamış. Yani emirlerini yerine getirmiş, yasaklarından kaçmış, karşı gelmemiş, inanmış Allah'a, ahirete inanmış. Eksiklerimiz hepimizin var ama inancında hiç taviz vermemiş, kullukta da gayret etmiş ve imtihanı kazanmış, kitabını sağ taraftan almış, cennete girmiş. Şimdi bunlar cennette yetesâelûne anil mücrimîn. Muhabbet ediyorlar. Köşklerin önünde, bahçelerde, arkadaşlarıyla muhabbet ediyorlar. Konu nereye geliyor biliyor musunuz? Muhabbet konusu. Anil mücrimîn. Günahlara, günahkarlara geliyor kardeşlerim. Yani diyorlar ki, ya bizim dünyada arkadaşlarımız, tanıdığım abim vardı, kardeşim vardı, inanmazdı. Bırakın derdi, ben ahirete inanmıyorum derdi. Efendim bırakın bu namazı derdi, böyle bir şey yok derdi, ne kapanması derdi, ne haramıymış derdi. Biz derdik ki ya böyle deme bak bu yanlış cümle, Allah vardır, ahiret vardır derdik. Ama inanmazdı. Ötekisi de diyor, öteki de benim de böyle bir tanıdığım vardı. Ötekisi de diyor benim de böyle bir tanıdığım vardı. Keyfiyetin nasıl olduğunu bilmiyoruz ama bir rivayete göre Mevla Teala onların konuştuklarını kendisi cehennemdekilere soruyor. Yetesâelûne anil mücrimîn. Yani onlar diyorlar ki ne oldu da cehenneme girdiniz? Mâ selekeküm fî sakar. Yani hangi amellerinden dolayı Allahu Teala cehenneme koydu diye konuşuyorlar. Ne acayip değil mi? Arkadaşları aklına geliyor. Münkir olan, Allah'a inanmayanlar, ahirete inanmayanlar akıllarına geliyor. Acaba bunların başına ne geldi acaba? Ötekisi diyor ki ya benim de vardı bir tanım. Öteki benim ne oldu acaba? Yani keyfiyetini bilmiyoruz. Cenab-ı Allah belki onlara gösteriyor. Direkt onlara sordurtuyor. Bilmiyoruz nasıl olduğunu. Ya da Mevla o soruyu cehennemdekilere soruyor. Ma selekeküm fi sakar. Konuştular ya öyle. Ey cehennemlikler, ey felence konuşulan kişiler. Sizden bahsediyorlar Mevla buyuruyor. Söyleyin bakalım cehenneme girme sebebiniz ne? Ben sizi niye cehenneme soktum? Ya da onlar diyorlar, ey arkadaşlarımız sizi cehenneme girdiren sebep nelerdir? Söyleyin bilelim hangi ameliniz sizi soktu? Ne kadar açık değil mi arkadaşlar? Bu Allah'ımızın bize lütfu değil mi? Ya düşünebiliyor musun? Cehennemdekiler cehenneme giriş sebebini söylüyorlar.
Galu. Açıp bakın Müddessir suresi, ayet numarasını da vereyim. Müddessir suresi 38, 39, 40, 41, 42, 43 diye gidiyor. Mealden de bakılır Müddessir suresi, bakarsınız. Galu, cehennemden cevap geldi. Cehennemden haber geldi. Aman Allah'ım. Arkadaşlar, birinci cevap, ilk cevap. Lem nekü minel musallin. Biz dünyada namaz kılmıyorduk. Namaz kılıcılardan değildik. Çok önemli. Bir kişinin yüzlerce hatası, günahı olabilir, değil mi? Ama ilk akla namazın gelmesi, bu namazın ne kadar büyük bir ibadet olduğu, ahirette namaz kılmamanın ne büyük bir felakete götürdüğü buradan anlaşılıyor. Birinci cevap bu. Başka günahları da vardır ama onlar bakın söylemiyor. İlk namaz diyorlar. Demek ki namaz kılmamak çok kötü bir şey kardeşlerim. Namaz kılmamak bizi o ateşe çekiyor kardeşlerim. Rabbim muhafaza eylesin. Namazlarımızı hakkıyla kılmayı nasip eylesin. Birinci cevap bu. Lem nekü minel musallin ve lem nekü nud'imul miskin. Biz fakiri, fukarayı da doyurur değildik. Kazanırdık hep kendimize. Yani ne zekatımızı verirdik, ne sadaka verirdik, komşumuz aç, onunla ilgilenmezdik. İşte deprem oluyor, orada insanlar açıkta kalıyor, aç kalıyor, onlarla ilgilenmezdik. Hep kendimize çalışırdık. Bak demek oluyor ki acımamak, merhametli olmamak da efendim bu da cehenneme götüren sebeplerden. İkincisi bu. Üçüncüsü ve künnâ nehûzu me'el hâidîn. Biz batıla dalanlarla beraber batıla dalardık diyor. Bu ayetin manası çok geniş. Yani yanlış yapanlarla beraber biz de yanlış yapardık. Çoğu dünyada, çoğu bazı soruların cevabı bunun içerisinde var. Hocam ben içki içmiyorum ama içki masasında oturuyorum ve gazoz içiyorum. İşte bu ayete giriyor. Orada batıl işleniyor, sen onlarla beraber oluyorsun. Hocam ben efendim diskoya gidiyorum ya da gece kulübüne gidiyorum ama ben böyle oynamıyorum, dans etmiyorum. Yok, orada kadın erkek eğer isyan ediyorlarsa, içki içiliyor ya da müstehcen oyunlar oynanıyorsa senin de orada bulunman batıla dalanlarla beraber batıla dalmaktır bu. Hocam ben kumar oynamıyorum ama kahveye gidip arkadaşlarımı böyle seyrediyorum. Bak şimdi. Şimdi o kumar oynayanlar ne yapıyor? Batıla dalıyor. Yanlış iş yapıyor. Sen de orada oturmakla yanlış iş yapmış oluyorsun. İşte batıla dalanlarla beraber batıla dalardım demek budur. Üçüncüsü bu. Ve künnâ nükezzibu bi yevmiddin. En kötüsü de bu. Biz din gününü de yalanlardık. Ne anladık şimdi? Yani din gününü yalanlamak, öldükten sonra ahiret yok demek, cennet, cehennem yok demek, hesap yok demek küfürdür. Kafirliktir. Allah muhafaza. Bu oldu mu işim bitti. Böyle ölen bir kişiye Rabbimiz buyuruyor ki فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Hiçbir şefaat edicinin şefaati kabul olmayacak. Bu ayetten anlaşılıyor ki ahirette şefaat var mı? Var. Çünkü şefaatçilerin şefaatinin kabul olacağı da olduğunu anlıyoruz. Şefaatçilerin şefaat edeceği kişiler olduğunu da anlıyoruz. Ama bunlara şefaat geçmeyecek diyor Mevla. Niye? Küfürle gelmişler. Kafir olarak ölmüşler. Hocam nasıl kafir olarak ölmüşler? Din gününü yalanlamışlar. Ahireti yalanlamışlar. Şimdi sen Allah'ın haramını yalanlarsan kafir olarak ölürsün. Çok dikkat etmemiz lazım ağzımızdan çıkan kelimelere. Ben kabul etmiyorum. Bu zamanda bu haram olur mu? Ne haramıymış? Bunlar hep Allah muhafaza kişiyi küfre götüren kelimelerdendir. Buna dikkat edelim. Hiçbir şefaat edicinin şefaati bunlara geçmeyecek. Kabul olunmayacak. Ve Mevla buyuruyor ki فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Bunlara ne oluyor ki? Habibim, peygamberim geliyor bunlara Kur'an anlatmaya, emri bil maruf yapmaya geliyor. Bunlar bize anlatma diyor. Aman Allah. Biz bunları dinlemeyiz. Bizim işimize gelmez. Emin olun şu an bile Müslümanım diyen toplumda böyle tepkilerle karşılaşıyoruz. Bana anlatma. Hoca bana anlatma.
Geç bunları hoca. Ben biliyorum hoca. Böyle diyenler var ya. Halbuki فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ Ne oluyor da kendilerine Allah'tan bir haber anlatıldığında onlar kaçıyorlar diyor Allahu Teala. Yüz çeviriyorlar. Hem de öyle bir benzetme yapıyor ki, öyle bir benzetme yapıyor ki Mevla yapıyor bunu. كَاَنَّهُمْ humurun müstenfira. Yaban eşeklerini düşünün. Bir otlakta otluyorlar. Aslanı gördüğü zaman, daha kokusunu duyduğu zaman nasıl kaçarlar? Aynı o şekilde ferrat min kasvera, aslanı gören yaban eşekleri gibi bunlar Kur'an'dan kaçıyorlar. Bunlar İslam'dan kaçıyorlar. Nereye kaçıyorsun? Hadi eşek aslandan kaçıyor kurtulmak için. Sen Kur'an'dan kaçıyorsun, cehenneme, yönün cehenneme gidiyorsun. Senin koştuğun yer cehennem. Kur'an'dan kaçılır mı? Allah'ın ayetlerinden kaçılır mı? Ferrat min kasferah buyuruyor Mevla Teala. Peygamber Efendimiz'e geldi, dediler ki bunlar dinlemeyenler. Bize anlatma. Bize işlemez bunlar. Biz dinlemeyiz diyenler ne istekle geldiler biliyor musunuz? Arkadaşlar. Ya Muhammed, sana inanacağız. Ama Allah katından benim ismim yazılı olacak bir kağıt. Bana mahsus bir ayet, bir sayfa inecek. Onu da bize getireceksin. Sana geliyor ya. Sana bana geliyor diyorsun ya. Bize de gelsin. O zaman ineceğiz. Onlar diyor, bel yuridu küllü mri'in minhum. Onlardan her birerleri istiyorlar. Yani böyle açık isimleri yazılı, ne iş yaptığımızı bilen böyle bir sayfa bize gelsin diyorlar onlar. Kella bella yehafunel ahire. Habibim Muhammed Mustafa'm. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Ahiret dertleri yok onlarda. İnanmıyorlar ki korksunlar. Kella innehu tezkira. Habibim Muhammed Mustafa'm, dikkat et ki şu elindeki çok büyük bir nasihattır. Şu Kur'an var ya, öyle büyük bir vaazdır ki femen şâe zekera, dileyen kişi baksın ondan çok nasiplensin. Ondan çok istifade etsin buyuruyor Mevla Teala. Ve mâ yezkürûne illâ en yeşâ Allah. Ondan kim istifade eder? İçinde, yüreğinde ona yönelen, Allah kalpleri biliyor ya, yumuşak olan, ya bir dinleyelim diyen kişi, Allah onun kalbini ne yapar? Çevirir, ona imkan verir, ona fırsat verir. Allahu Teala'nın dilemesiyle o da vaazlanır. Huve ehlut takva ve ehlul mağfire. O Allahu Teala sakınanları çok iyi bilendir ve Allah mağfiret sahibidir buyuruyor. Rabbimiz bu ayeti kerimelerden etkilenmeyi cümlemize nasip eylesin. Burada korkulacak şey şu, sakın ola ki bir sohbet meclisinden, bir emri bil maruf ortamından ya git ya, hani bana anlatma bunu demeyelim. Bu buraya giriyor. Kaçmayalım yani. Allah'ın ayetlerinden kaçmayalım. Bazen mesela sohbet ortamlarında, cenaze ortamlarında bulunuyoruz. Yasin-i Şerif okunurken bakıyorum birkaç kişi hemen çıkıyor şeye. Hani bu yanlış hareket yani. Niye? Kur'an okunduğu zaman ve izâ kure'el Kur'ânu fessemî'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Kur'an-ı Kerim okunduğunda onu dinleyin ve susun. Ayettir bu. Dinleyin ve susun. Böyle bir tavırda bulunun. Kur'an okunmaya başladı. Birisi Kur'an'dan bir şeyler anlatıyor. Fessemî'û leh. İşitin ve ansitû, susun. Leallekum turhamûn. Umulur ki bu hareketinizden dolayı Allah size rahmet eder. Sen ne yapıyorsun? Kur'an duydun mu kaçıyorsun. Rabbim böyle olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Kur'an-ı Kerim'e gereği gibi sarılmayı, ondan istifade etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.